Fuat Uğur Cem Yılmaz'ın oturduğu evden görünen Türkiye Eski komedyen Rüstem Batum'un YouTube kanalına konuşan Cem Yılmaz, bir vatandaş olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna şöyle cevap vermiş. Kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz. Kim olduğu ve ne yaptığı bilinen insanlar gizemli bir suçları varmış gibi gösteriyorlarmış ve oturduğu evden bu durumu anlamıyormuş. Evinin ya da evlerinin cephesinden kaynaklı bir durum olmalı. Batum'un vatandaşların bir kısmının Kavala ve Demirtaş'a onları tanımadan ne yaptıklarını hiç bilmeden düşman olduklarını ileri sürerek nasıl oluyor böyle bir şey sorusunu da şöyle cevaplamış. O kısmı çok garip, komik değil elbette ama Cem Yılmaz Illuminati'ciymiş gibi bir şey oluyor. Ama bu onun komik olmayan versiyonu. Yani çok trajik. Bu iş geldi bir sınıra dayandı gibi bir netice çıkacak gibi görünüyor. Demirtaş ve Kavala'nın tutukluluğu trajik öyle mi? Cem Yılmaz zeki bir mizahçı. Ama vatandaşların bir kısmına, Demirtaş'la Kavala'nın ne yaptıklarını bilmeden düşman oluyorlar, bu çok trajik diye hakaret edecektenle akıl ziyankarlığından mustarip bir profile dönüşeceğini doğrusu beklemiyordum. Yakın geçmişte söyledikleri ve yaptıklarıyla da tam bir hayal kırıklığıydı ancak bu kadar seviyesizlik ve sığlık fazla geldi inanın. Asıl trajik olan bu, buna Türkiye'nin trajedisi de denilebilir. Peki Cem Yılmaz, Kavala ve Demirtaş'ın kim olduklarını biliyor da ne yaptıklarından haberdar mı? Biz anlatalım. Osman Kavala Gezi direnişi olarak adlandırılan Gezi vandalizminin finansörü, dünyadaki turuncu ayaklanmaların ve darbelerin arkasındaki isim olan para babası Soros'un Türkiye ayağı. CIA Türkiye masası elemanlarından Henry Barkey ile sürekli iletişim halinde olan bir isim. Gezi vandalizmi Türkiye'ye en az 100 milyar dolara mal oldu. 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce iş yeri yağmalandı, binaların iş yerlerinin camları kırıldı, yolların kaldırımları söküldü. Türkiye o yılki turizm gelirinden oldu, Batı'nın onu can hıraş kurtarmak istemesi bile bir veri. Selahattin Demirtaş Kobani ve Hendek kalkışmalarının ve katliamlarının azmettiricisi Elinde yüzlerce insanın kanı var, PKK destekçiliğinden 5 yıl hapis aldı. Şimdi bu katliamların azmettiricisi sıfatıyla yargılanması devam etmekte. 1. Vatandaş onu 4-8 Ekim 2014'teki Kobani kalkışmasından tanıyor ve biliyor. DAEŞ'in sınırımızın öte tarafındaki Kobani şehrine girmesi nedeniyle Demirtaş'ın başkanlığında HDP Merkez Karar Yürütme Kurulu toplandı ve arkasından halkımıza acil çağrı başlıklı bir bildiri yayınlandı. Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa alan tutmaya ve hareket etmeye çağırıyoruz. Demirtaş ardından kendi sosyal medya hesabından da aynı paylaşımı yaptı. Kobani'de durum kritiktir. Halklarımızı sokağa çıkmaya ve çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz. Ve olaylar başladı. PKK'lar 35 il ve 96 ilçeyi yangın yerine çevirdi. 193 okul ve yüzlerce kamu binası yakıldı, 37 insanımız katledildi. Bu katliamın sembol ismi Yasin Börü adlı 17 yaşındaki genç, kurban eti dağıtırken PKK'larca bıçaklandı, 5. katın balkonundan atıldı, üzerinden arabayla geçilip ezilerek öldürüldü. 2. Vatandaş onu 2015 Temmuz ve Ağustos aylarındaki hendek kalkışmasına verdiği destekle tanıyor ve biliyor. Demirtaş, PKK'ların kazdığı hendeklerin yanına giderek şöyle açıklamalar yaptı. Kusura bakmayın gençler hendek kazıp barikat kuruyorlarmış, başka bir yol gösterin onu yapsınlar, hiçbir şey yapamıyorsanız dua edin. Burada arkadaşlar gerçekten tarih yazıyorlar, bu hendek dediğiniz darbeye karşı direniştir. Darbe yapılmıştır, buna karşı toplum sessiz mi kalacak? Halk bu öz yönetimin arkasında karşınızda 3-5 çapulcu terörist yok, ortada halk var ve onların hak talebi var. Bu hain kalkışma bastırıldı. PKK'lar 793 güvenlik görevlimizi ve 314 sivil vatandaşımızı şehit etti, 4000 asker ve polise 2000'den fazla sivil yaralandı, 5000'den fazla PKK'lı öldürüldü. Yakılan ve yıkılan şehirleri ve tarihi eserleri onarmak, restore etmek için milyarlarca lira harcandı. Cem Yılmaz yukarıda minik bir özetini yazdığım katliamların azmettiricisinin bilinen tanınan bir insan olduğunu ve gizemli bir suç işlemiş gibi yargılandığını söyleyecek kadar baştan çıkmış. Asıl trajik olan tam da bu. Nobel ödüllü Perulu yazar Maria Vargas Loza'nın dediği gibi şiddetin baştan çıkardığı yarı felçli aydın. Bundan tam 7 yıl önceki yazımın başlığıydı bu. Peru'da Türkiye gibi 10 yıllardır süren ve adı aydınlık yol olan bir terör örgütünün vahşi eylemlerinden çok çekiyordu. Oranın akademisyenleri, sanatçıları, yazarları aynen Türkiye'dekiler gibi bu terör örgütünü ve liderlerini kutsuyorlar, yapılan katliamları yok sayıyorlardı. Maria Vargas Loza'nın tespitleri ve bu yarı felçli aydınımsılara yönelik sert eleştirisi günümüz Türkiye gerçeğiyle neredeyse birebir örtüşmekte. Cem Yılmaz gibi her konuda konuşmak için kendini görevli sayan yarı felçli aydınlımsılar için yeniden Loza'ya başvuralım. Sanatsal yetenek, siyaset ve terör söz konusu olduğunda zihin keskinliğinin bir teminatı değil. Fuat Uğur Ersin Çelik Güldük eğlendik ve ruhumuzu Facebook'a teslim ettik. Kaos ve etkileşim. Sosyal medya şirketleri bu iki ana damardan besleniyor. Aynı zamanda bu iki ana damarı da besliyorlar. Akla hemen önü bir türlü alınamayan sahte içerikler, yalan haberler gelebilir. Fakat yalan haber üretimi sosyal medyadan yıllar önce de vardı. Geleneksel medyada da sahte haberler üretiliyor ve bu sayede toplumsal olaylar tetikleniyordu. Şöyle. Ekosistemini kargaşa ve etkileşimle ayakta tutan Facebook 2004 yılında kuruldu. Bugünden 75 yıl geriye gidelim. Yani 6 7 Eylül 1955 olaylarına. Türkiye'de yaşayan gayrimüslim vatandaşların evlerinin, dükkanlarının ve ibadethanelerinin yakılıp yıkıldığı olayları bir gazete haberi başlattı. Kıbrıs görüşmeleri Londra'da devam ederken ve hava bir hayli gerginken 6 Eylül tarihli İstanbul Ekspres gazetesi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberini manşetten yayınladı. Haberi okuyan halk kazma, balta ve sopalarla sokaklara döküldü. Gayrimüslimlerin yaşadığı semtler talan edildi. Olaylarda 11 kişi hayatını kaybetti. Normal tirajı 20 bin olan gazete Atamızın Evi Bombalandı manşetiyle ikinci baskı yaptı ve o gün 290 bin sattı. Atatürk'ün evinin Yunanlılar tarafından bombalandığı haberi ise yalandı. Bu gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Gelelim bugüne. Geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyelilerin yaşadığı evler ve dükkanlar ateşe verildi. Pazarcı esnafı Türk vatandaşlarının Suriyelilere ait pazar arabasını yakmasıyla başlayan kavga cinayetle sonlandı. Kavgada bıçaklanan bir Türk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyayı besleyen kaos damarı burada üzerine düşeni yaptı ve kavganın çıkış sebebi sorgulanmadan insanlar sokaklara döküldü. Etkileşimse nefret söylemleriyle birlikte zirveye çıktı. Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp mecralarında altında olayların yaşandığı akşam ziyaret ve paylaşım patlaması yaşandı. Tam burada... 75 yıl önce günlük tirajı 20 bin olan gazetenin bir anda 290 bin satmasını alın, bugün Facebook algoritmasının yalan haberleri ve nefret söylemlerini kar elde etme ve daha fazla etkileşim almak için öne çıkarmasının yanına oturdum. Değişen bir şey yok. Buradan şu sonuç çıkıyor. Galeyana gelmek için hazır bir kitle her dönem vardı okur, abone, takipçi veya kullanıcı. Tanımlaması çok önemli değil. Sosyal medya şirketleri bu potansiyelin farkındalar. Facebook'un 2.8 milyar aktif kullanıcısı var. Dünya nüfusunun üçte biri. Facebook'un henüz internette tanışmayan 3 milyar insana ulaşma çalışmaları sürüyor. Devletlerse Facebook'u fazlasıyla hafife alıyorlar. 2016 yılında Amerika'da yapılan seçimlerin sonuçlarına doğrudan müdahale eden Facebook'tu. Trump kazandı, herkes şaşırdı. Fakat 87 milyon Amerikalı seçmenin sadece Facebook beğenileri üzerinden yapılan siyasi analiz üzerinden yürütülen kampanya belirledi sonuçları. Facebook sadece siyasi sonuçlara etki etmiyor. Günümüz insanlık suçlarının da baş ortağı konumunda. Platformla ilgili son günlerde skandal üstüne skandal patlıyor. Dehşet raporlar ortaya çıkıyor. Onlardan sadece ikisini yazacağım. Arakan'da Birleşmiş Milletler tarafından soykırım olarak adlandırılan Müslümanlara yönelik şiddetin Facebook tarafından yaygınlaştırıldığı ortaya çıktı. Ne olmuştu? 2014 yılında Facebook üzerinden yayılan sahte haberde Müslüman bir adamın Budist bir kadına tecavüz ettiği yazıyordu. Bu haberin ardından ülkede Müslümanlar katledildi. Facebook yıllar sonra şiddet yanlısı ve ırkçı paylaşımların önüne geçmediğini kabul etti. Platformun algoritmasının Hindistan'da da Müslümanlara yönelik ırkçı saldırıları körüklediği ortaya çıktı. Dünya nüfusunun üçte birinin tüm dijital verilerini elinde tutan Facebook'un sabıka dosyası yazılanlardan, konuşulanlardan ve yayın alan meşrulaştırma belgesellerinden çok daha fazla kabarık. Sosyal medya şirketleri algıları, duyguları, refleksleri çok profesyonelce yönettiler ve bu eşiği çoktan geçtiler. Artık daha yeni, daha sınırsız uygulamaları hayatımıza sokuyorlar. Facebook geçtiğimiz günlerde duyurduğu Metaverse ile yeni sanal dünyanın kapılarını aralıyor. Yeni Şafak, Betaverse hakkında detaylı bir haber yayınladı. Görüşlerine başvurulan Profesör Doktor Levent Eraslan, bu yeni dünyada milletlerin, ülkelerin ve dinlerin olmayacağını söylüyor. Peki fizik ötesi dünyada neler olacak? Daha bağımlı, daha duygusuz, gerçeklikten daha uzak, insanlıktan kopuk bir insan tipi inşa edilecek. Bu zamana kadar verilerimizin güvenliğini dert ediniyorduk. Öyle görünüyor ki bundan böyle ne kadar bağımsız insanlar olduğumuzu ve aslında kim olduğumuzu sorgulayacağız. Ersin